Merhaba arkadaşlar. Bugün Beethoven'ın Sol majör sonatini adlı parçamızı çalışacağız. Şimdi parçamızın tonuna baktığımızda donanıma fa diyez almış. Fa diyez almış parça ya sol majördür arkadaşlar ya da mi minör olarak değerlendirebiliriz. Bu parçamız sol majör, bakın sol si, sol sesleriyle başlamış, si sol, si sesiyle bitmiş. Parçanın devamı var birinci bölümün. Bu da aynı şekilde sol, si, sol sesleriyle bitmiş. Parçamız sol majör olarak görünmekte. Şimdi burada bir çift sesle başlıyor. Sol si, sonra fa do. İşte buradaki fa diyez bize bütün faların diyez olacağını gösteriyor. Ha, içerisinde, parçanın içerisinde natürel almışsa orada biz normal fayı, yani natürel beyaz fayı kullanıyoruz. Onun dışında almamışsa bütün faları diyez olarak değerlendiriyoruz. Şimdi şurada bir çarpmamız var. Yine ben her zaman söylediğim gibi bu parçayı güzel çalabilmek için, doğru ritimde çalabilmek için en küçük değere bölmemiz lazım. Şu an 8'lik olarak görünüyor. Yani bizim 8'lik değere 1 ve 2 ve şeklinde bir kod vermemiz gerekiyor. Öyle verdiğimizde mesela bu iki vuruş, o zaman bunun içinde 1 ve 2 ve kendiliğinden var. Şurada da 3 ve 4 ve de diyebilirsiniz ya da 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve diye de diyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Hangisi daha rahat geliyorsa, ama zamanı bozmayacağız. Şimdi şuradan söyleyelim bir mesela. Sol ve 2 ve fa, la, sol, la, si, sol ve, mesela bunun v'si var. Sol ve, sol, re, re, si, si, sol. Bu şekilde yapınca, mesela buraya da 1 ve 2 ve yapalım. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve şeklinde çözmüş oluyoruz parçanın kalıbını. Şurada bir de bas sonlarımız var, gördüğünüz gibi. Buraları hafif böyle bir kaldırıyoruz. Stekkatomsu gibi böyle bir nefes alıyor müzik orada. Şimdi şuradan başlıyorum ben. Nereye kadar çalayım? Şu tekrar şu sole kadar çalıyorum. Bakın. Sol ve ki ve la sol la si sol ve sol re re si si sol do ve ki ve devam edecek. Do ve ki ve do si la si do la ve re mi re si do la sol deyip tekrar ezginin başına geçmiş oluyor. Ondan sonra yine şurada benzer bir şey yapıyor. Şurada melodiyi biraz daha açıyor. Şuradan alıyorum tekrar. Solden alıyorum. Şu satırın sağ elini çalıyorum. Sol ve ki ve si la sol la si, burada parmak geçişimiz var. Sonra fa mi re mi fa sol re mi do si re do la do fa la ve ki ve, evet. Şurada elimizi hafif kaldırıyoruz. Yani şu susu da unutmuyoruz. Şunu hafif 8'likmiş gibi çalıyoruz. Ama notanın kendi zamanını yemiyoruz. Şuradan bir daha alıyorum. Do fa la'dan. 1 ve 2 ve 1 ve 1 de bitirebilirsiniz. Yani V'yi bağ sonu olarak düşünebiliriz. Şimdi sol'e bakalım. Sol si. Sonra fa do. Ritimsiz yapıyorum. Sol si. İkinci ölçü sonra re la. Re sol. Fa diyez. Daha sonra burada Alberti bas geliyor arkadaşlar. Bunları akor akor da çalışabilirsiniz. Mesela sol, re, si, re, sol, si, re. Sol, re, fa, sol, do, mi, işte sol, la, do. Akor şeklinde çalışıp elinize alıştırabilirsiniz. Böyle. Sonra sol, do, mi. Sonra sol, la, do. Sonra si. Devam edebilir. Şimdi şuradan sadece soleli çalıyorum. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1
sağ sol el tanımış olduk. Buradan buraya kadar yavaş bir şekilde iki eli aynı anda çalıyorum. Evet. 1 ve 2 ve 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 1 ve 1 evet 1 ve 3 ve 4 ve de diyebiliriz. 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bu şekilde çalmış olduk. Yine eğer sadece sağ sol ayrı çalışıyorsak, mesela burada la var. Bunu biz söylerken la'yı içine 1 ve 2 ve'yi yerleştireceğiz. Zaten sol elle birlikte çalarken bakın aşağıda fare fare yapmış. Yani tamamen ritim olarak, değer olarak uyumlu. Sonra bunlar beraber gelmiş. İşte bizim sağ ve sol eli ayrı yaparken buraları iyi saymamız lazım. Yoksa melodimizin ritmi bozulur. Daha sonra sol eli ya da sağ eli birbiriyle birleştirdiğimizde bu sefer farklı bir müzik ortaya çıkmış olur. Mesela şuradan alacağım. 1 ve 2 ve diyeceğim buraya. La'dan alıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 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 evet, buraya kadar getirdik ezgiyi. Şimdi sol ele bakalım. İşte sol eli çalışırken de bura 1 ve mesela 2 ve, o zaman bura 1 ve 2 ve ya da 3 ve 4 ve diyebilirsiniz. Doğru saymamız lazım. Yani şuradan alayım fare fareden. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve sus ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve sus ve 2 ve gördünüz mü? 3 ve 4 ve burası. Şimdi burada re la, re fa, re sol, re mi, re fa. Burayı çalıyorum. Re la'dan alıyorum suslarıyla birlikte. Re la, sus, sus, re fa, sus, 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 re mi, re fa, sus. Evet, ondan sonra bolca sus geliyor. Sonra burada beraber başlıyorlar. Şimdi buradan iki elle birlikte alıyorum. Sonları var. Bura bağlı. Şimdi sorel alberti bas. Parmak çevirdim. Geçiş. Bakın orada sorel staccato burası bağlı. Bura çok önemli. Yani şu hareket. Bura bağlı kalıyor, burası staccato. Burayı ayrı ayrı çalışmak gerekiyor. Bir daha yapıyorum. Bakın. Daha kolay olsun diye şöyle çalışabilirsiniz. Mesela burada do basalım, burada da do basalım. Bakın. Bunu bir egzersiz olarak düşünebilirsiniz. Burası kalıyor, burası kalkıyor. Tersi de olabilir. Yine diğeri. Böyle egzersizler yaparak
En azından parçayı daha güzel çalabilirsiniz. Bitiriyorum oradan. Sus. Evet, burayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi parçanın devamı var. Buraya bakalım, solele. Re, la, do, la. Yani hangi akor var burada? Re, la, do akoru. Re, sol, si. Bakın şurada 2 ile sole basacak. Ne var burada? Re, sol, si. Re, fa, la. Gördük. Re, sol, si yine. Akor olarak yazıyorum bunu. Yine bura re, la, do. Re, sol, si. Yani parçayı çözümlüyorum şu an. Yine re, fa, la. Re, la, do. Bunları kafamızda birleştiriyoruz ve akor olarak çalıyoruz. Bakın alıyorum. Şuradan alıp buraya kadar söyleyerek yapacağım. Bakın re, la, do. Re, sol, si. Sonra re, fa, la. Sonra re, sol, si. Tekrar re, fa, re, la, do. Re, sol, si. Re, fa, la. Sonra re, la, do, sol, si. Evet. Burada da takip etmemiz gereken, yine bakın bu kendi içinde 1 ve 2 ve, değil mi? 1 ve 2 ve, altta zaten eşliklendirmiş. Mesela bu 1 ve 2 ve ya da 3 ve 4 ve eşliklendirmiş. Bu şekilde olduğunda rahatlıkla devam ediyoruz parçaya. Şimdi buradan alıyorum, beraber iki eli birden çalıyorum. Re'miz burada 1 geliyor. Sonra 3 geliyor. Sonra 2 geliyor. Küçük bir bas sonu var. Arkadaşlar, şu kısmı biraz daha yavaş çalıyorum. Daha iyi görebilmeniz için. Evet. Bakın soleli geçiş yaptım buraya. Tekrar re'ye bir. Bura re, la, do. Parçayı baştan sona çok yavaş bir şekilde size çalıyorum. Evet. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve Solel bölünmüyor zaten. Söylemeyeceğim. Soleli, sağ birinci notalar bağlı. Sus. Şurada sağ elimde parmak geçişi var, dikkat edelim. Bakın. 4 1 başlıyoruz. 1 ve 2 ve. Burada saymak çok önemli. 1 ve 2 ve. Sağ el parmak geçişi doya bir. Re'ye 1. Şimdi Re'ye 3. 2. Bir estetik bir geçiş yapıyor da. Sus.
biraz fazla da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu işaret, puan dork işareti biraz daha uzatabilirsiniz normal değerden. Evet, bu çalışmamız burada bitmiştir. Parçanın devamı bir sonraki videoda olacaktır. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.